Bıçak Sırtı devam ediyor. Bıçak Sırtı devam ediyor. Bıçak Sırtı'ndan önce tabii toplumsal şiddet ve hoşgörü, karşıdakini anlama gibi meseleleri konuşuyoruz ama sıcak bir hadise var yaşanmakta olan, hala daha da devam eden, etkilerinin de bir süre daha süreceğini zannettiğimiz bir hadise var. Sinop'ta BDP'lilerin bir ziyareti oldu ve bu ziyaret sırasında bir kamuoyu reaksiyonu oldu. Belki de spontan gelişen bir hareketti, belki tek merkezleri idare ediyordu. İşin bu tarafını analiz etmek için hem erken hem de elde yeteri kadar veri yok. Fakat ortada bir tablo var ve bu tabloda kenti ziyaret eden birkaç tane milletvekilinin bir misafirhaneden, bir öğretmen evinden uzunca bir müddet çıkamamalarına yol açan bir kamuoyu hareketliliği var. Nasıl okumak lazım, nasıl anlamak lazım? Önce oradan başlayacağız. Doçent Doktor Ferhat Kenter'le başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu şimdi Sinop'ta hocam? Biz tam anlayamadık açık söylemek gerekirse. Yani bilinç girişimi mi? Bir protesto gösterisi mi? Bir merkezden idare ediliyor gibi mi? Spontan bir hareket mi? Nasıl gördünüz manzarayı? Yani evet tabii çok fazla elimizde veri yok gerçekten ne olduğuna dair ama buna benzer karşılaştırabileceğimiz çok fazla olay oldu bu memlekette. İşte Sivas'a benziyor mu hocam mesela? Sivaslar, dört yollar, selendiler dört yol, falan yani çok yok bu konuda yeteri kadar malzememiz var elinde. Yani bunlar daha dört yol daha yeni evet doğru. Yani Çorum. Dört yol oldu sırada bir şey daha olmuştu o sırada hatırlamıyorum şimdi. İki gün üst üste bir yerde BDP binasına. İşte Bozüyükler'de falan yani hep bol bol oldu. Bunlar basit kamuoyu reaksiyonu gibi gelmiyor bana. Yani ya da o kelime yetmez buna. İşte basit protesto gösterileri değil bunlar. Yok bunlar alenen linç hareketi. Yani işte protesto ettiğiniz zaman o insanlar protesto edeceğiniz işte kurumlar, kişiler bir yerde dururlardı. Siz de olduğunuz yerden onlara bağırırsınız. İşte slogan atarsınız, pankart açarsınız. Ama burada bayağı işte bariyerleri, çitleri bilmem okul duvarlarını aşarak birilerini bayağı arabaların işte, camlarını kapatıyor. Arabaların camlarını. Şiddet var yani. Bu içinde şiddet olduğu zaman bu işte halk tepki gösterdi, vatandaş tepki gösterdi falan gibi şey çok fazla değil galiba. Yani bunu bence basit vatandaş tepkisi olmaktan ziyade belki işte kabaca Türkiye'de çeşitli biçimlere giren yani biçimleri de şöyle sıralım en uç nokta belki işte bayağı katliam işleyebilecek kadar raddeye varan ırkçılık veya ötekisine duyulan nefret kutbundan alıp daha yumuşak işte yani tahammül edememek yani işte benim apartmanımda benim gibi olmayan insanları tahammül edemiyorum. İşte bol anketler yapılır, bu tür kamu araştırmaları yapılır. İşte kimlerin apartmanınızda komşu olarak olması istemezsiniz sayılır. İşte ne bileyim eşcinseller, işte Ermeniler, Yahudiler, işte Kürtler vesaire falan diye iner oranlar azalarak. En yumuşak tarafı budur. Sadece ben istemiyorum onlarla beraber de der. Bir tanesi daha aktif ırkçılığa varır. Bu galiba biraz ortak paydası ise bunların yani iki ucu birleştiren ortak payda. Korkudur. Yani en kabaca başkasından, değişik durumdan durumlara karşı duyulan korkudur. Yani işte 10 yıldır AK Parti iktidarı döneminde işte Türkiye'de çok önemli değişiklikler oluyor. Bayağı eski ezberlerimiz yıkılıyor. Bu ezberler yıkılırken herkes aynı şekilde kabul etmiyor bu durum. Yani çünkü şimdiye kadar ilkokuldan başlayarak aldığımız dünya kadar bir ezber yığını var. Bu ezber yığını aslında bizim kendimizi içinde hissettiğimiz bir tür hapishanelerdir bunlar aslında. Yani hapishanenin içinde yaşamak mutlu eder. Çünkü fazla soru sormazsınız orada. İşte 3 aşağı 5 yukarı köşeler bellidir. Ama hapishane duvarları yıkıldığı zaman bir an tekrar neredeyse içeri girmek isteriz. Biraz öyle bir şey bu galiba. İşte tarihte bunlar oldu, şurada bu oldu, biz buyuz falan dediğiniz zaman çok garantili bir hayattır bu. Dolayısıyla bu son 10 senelik dönem ama sadece bu 10 senelik değil. Aslında 1980'lerden beri ciddi bir şekilde belki çok önemli şeyler yaşıyoruz biz bu toplumda. Özellikle 90'lı yıllar çok önemli mesela. Ve bu süre içinde korkular da yani değişim arzusunun, değişimin kendisinin yanı sıra bir taraftan da korkular da beraber de geliyor. Yani ne oluyoruz diyor birileri. Bir dakika ya biz tarihimiz temiz değil miymiş meğerse diyorsunuz mesela. İşte bu insanlar meğerse Türk değil miymiş. İşte çünkü herkes Türktük, herkes hepimiz homojendik, kaynaşmış, sınıfsız bir kitleyi ezberlerini yutmuştuk. Bak öyle değilmiş. Çok fazla öyle kaynaşmış bir kitle değilmişiz. Farklılıklar varmış. Sosyal adaletsizlikler varmış. Bunlar tabii açık yaralar mı aynı zamanda? Tabii açık yaralar. Üst üste binmiş yaralar üstelik. Yani hep ne bileyim o örneği hep çok düşünce benim zihnim açılıyor. Yani şöyle düşünelim. İşte hadi 1915'lere falan gitmeyelim. Ermeni mesela. Bu topraklardan kökünün kazılmış falan insanları bırakalım. Bir Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakalım. İşler mahkemeleriyle başlıyor olay. 6-7 Eylül'ler, işte 60'lı yıllar, Kıbrıs olayları, işte 27 Mayıs darbesi
asılan siyasetçiler, işte 12 Mart darbesi, asılan gencelik insanlar, 12 Eylül, asılan 50 tane insan, faili meçhuller, işte köy boşaltma, yakmalar falan, daha bir yara iyileşmeden biz sürekli yeni yaralar eklendi bu toplum üzerine. Dolayısıyla korku o yüzden çok bariz bir durum. Dolayısıyla bu tür meseleler, diğer işte bu akşam daha başka mevzular da konuşacağız. O erkek şiddeti örneğin, kadınlara yönelik şiddeti dediğiniz zaman da mesela buna benzer. Erkeklerin belli ki işte durdukları yerde bir problem var. Kendilerini çok garanti hissetmiyorlar. Ortalık değişiyor ve değişirken o korkular eşliğinde şiddete başvuruyorlar. Yani bir sürü konu için buna benzer şeyler söyleyebiliriz. Ama sonuç olarak da bir de şunu söyleyeyim. Yani gene Sinop, Samsun meselesine gelirsek, daha önceki olaylarla karşılaştırarak, hadi diyelim ki insanlar duydukları korkulardan birilerinden öylesiye nefret ediyorlar. Hocam korku mu öfke mi yani? İşte, ama yani şöyle bir şey bu. Yani köşeye sıkışmış hissederseniz kendinizi, o korku işte bunlar beni mahvediyor. Sırrı Süreyya'dan korkuyorlar mı? Hoşlanmıyorlar mı acaba? Sırrı Süreyya Önder'in temsil ettiği her türlü şeyden nefret ediyorlar ve onunla sanki dünyamızın başına yıkılacağını söylüyorlar. Gök kubbe başımıza çökecek gibi bir duyguyla hareket ediyorlar. Ama bu işin sadece çok polisiye bir takım olaylarını bilmeden söylüyorlar. Mesela çok özür dilerim. Yani mesela ben programı açarken söyledim mi yoksa sadece aklıma mı geçirdim bilmiyorum. Yani mesela o akşam o öğretmen evinde bulunan kişilerin kim olduklarına baktığınız zaman daha başka bir şey var ortada. Örneğin Ertuğrul Kürkçü var. Hı. Örneğin Sırrı Süreyya Önder var. Yani çok da PKK ile özdeşleşen adamlar da yok. Biri sosyalist, ikisi de sosyalist kökenden gelen. Hatta Sırrı Süreyya Kürt bile değil. Hı. O açıdan bakacak olursanız. Yani çok da mesela hani dediğiniz gibi temsil ettiği kitle, temsil ettiği düşünceye karşı bir alerji var ama o kişilerin şahsını hani belki de bilseler belki de farklı düşünecekler. Evet ama yani korku duyulan insanlar sadece PKK, Kürt falan meselesi değil ki. Yani Ermeni meselesi de benzer şeyler yaratmıyor. Hrant Dink'i niye öldürdüler? Yani Santoro'yu niye öldürdüler? Malatya katliamı niye gerçekleşti dediğiniz zaman. Şimdi yalnız bir takım korkularla bir takım insanlar çok rahat şiddet, cinayet vesaire falan bir şeyler işleyebiliyor. Ama bu tür durumlarda bir de şuna bakmak lazım. Yani şimdi gene geçmişten örnekler düşünüyorum. Maraş'ta ne oldu dediğiniz zaman şunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Tamam orada hadi bir takım adı Sünni, Milliyetçi, Türk falan olan bir takım insanlar gittiler Alevi, Komünist falan gibi takım olanları insanları kestiler değil mi o zaman? Ama bu organizasyonu biliyoruz ki derin devlet, kontrgerilla, özel parti tertip falan yani. Gibi şeylerin olduğunu da biliyoruz. Bir tertipti yani. Yani ya da bu tür tertipler, bu tür provokasyon her zaman için korkan bir takım insanları kullanabilirler. Dolayısıyla ben bu Sinop meselesine de benzer bir okuma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar durdukları yer, korktular, hadi arkadaşlar harekete geçelim diye böyle spontane bir şey olacağına da inanmıyorum. Ama peki, korku var. Bu korkuyu belki işte kullanan, çok iyi operasyonel kılan, ne muhteşem organizasyonlar yaptık diye daha sonra övünen 6-7 Eylül olaylarını hatırlayarak söylüyorum. O çok müthiş bir organizasyon dedi vakti zamanında bir general. Bu da muhtemelen birileri muhtemelen övünüyorlardır şu anda diye düşünüyorum. Yaptıklarıyla. Peki Niyazi Öktem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniyor ki BDP'liler gitmeseydi keşke. Yine deniyor ki efendim Sinoplular da protesto yapmasalardı keşke. Son noktayı da Ferhat Kentel koydu dedi ki birileri de şu anda aman ne güzel organizasyon oldu. Hangisini yapmasaydık keşke hocam? Vallahi tabii bir kere şuradan gitmek istiyorum. Yani çok iyi bir şekilde Madımak'la Sivas'la karşılaştırdınız. Sivas'ı bir gözlerimizin önüne getirelim. Ve rahmetli Mehmet Ali Birant'ın bir yapmış olduğu bir program vardı hatırlarsanız. Orada çok iyi ortaya çıkmıştı. Jandarma müdahale etmiyor. Yani oranın bir organizasyon olduğu ayan beyan açık. Ondan sonra engellemiyorlar. Emir geliyor, MİT bölge müdürü bir veya bir şube bölge müdürü gitmiyor falan filan. Orada derin devlet operasyonu bir açık seçik ortada. Şimdi burada ise ben o kadar emin değilim. Yani derin devletin gücü o dönemlere nazaran bu kadar güçlü değil. Burada biraz sanki spontane olma gibi ama bu spontane yine kendi aralarında küçük bir örgütlenme olmuş olabilir. Yani o yörenin sakinlerinin kendi aralarında. Yoksa çok derine inen bir örgütlenmeyi artık tahmin etmiyorum. Türkiye'de yani bu aşıldı gibi geliyor bana son 10 seneden sonra. Derin devletin üzerine gitmesinden sonra bu aşıldı gibi geliyor bana. Şimdi kim ne yapmayacaktı ne sizin sorunuza gelince. Evet. Bir kere orası Sırrı Süreyya Bey'in çok güzel bir bugün demeci var. Diyor ki orası derin devletin operasyon laboratuvarıdır diyor bölge diyor. Sinop için mi? Hayır Karadeniz için. Karadeniz için diyor. Çok doğru diyor yani işte Santoro cinayeti şeyde Trabzon'da şurada burada ve orada o gün Samast'ın çıktığı yer. O gün Samast'ın çıktığı yer. Başka bir olay da biliyorum.
beraber miydik bilmiyorum. Erzurum Abant'ta var mıydın? Yok, hatırlamıyorum. Orada mesela bize karşı, Abant platformuna karşı bir operasyon düzenlenecekti. 2004 tarihleri yanılmıyorsam bir operasyon düzenlenecekti. Trabzon'dan gelen bir takım. Öldürecekler bir şey mi? Her şey protesto. Evet, proteste yumurta atacaklardı. Ondan sonra Erzurum'da bizlere. Biliyoruz organizasyonun nasıl olduğunu. O bölgedeki birinci şube bölge başkanı geldi. Hoca şu grupla bu grup işbirliği yaptı. JITEM'den söz etti falan filan. İşte bir takım yani. Bizzat yaşadım diyorsunuz bizzat yani. Bizzat yaşadım biliyorum canım yani. Havaalanında biz böyle bir korumalarla otobüslere bindik. Ve Trabzon'dan çıkacaklar. Yani. Evet, evet. Trabzon kökenli, ismini vermek istemiyorum, biliyorum da. Hatta bir siyasi partisi de olan bir organizasyonun dayandığı bir olaydı o. O zamanki siyasi partiler de ama yani mesela ben hangi partiyi kastettiğinizi anladım. Onlar da mesela çok sahiplenmiyorlar bu meseleleri ama. O değil. Kastettiğim parti o değil. Çok şifreli konuştunuz. Söyleyeyim canım yani ünvanını efendim Azerbaycan'dan profesör ünvanını alalım. Ha oha tamam. Tamam yani şahsın partisi. Ha şimdi böyle bir organizasyon yani manipülasyona müsait de bir kitle var. Yani Trabzon bunun yeri. Bu eskiden beri yani benim çocukluğumdan beri olan bir şey vardı. Yani Kürt-Laz çekişmesi. Sosyolojik olarak bu mevcut yani epey eskiden beri mevcut. Lazlar tabii o bölge sadece Laz değil. O bölge Ermeni, ondan sonra efendim Gürcü, Çerkes, karışık Kafkas Sırplarının indiği bir bölge. Bir kısmı çok iyi asimile olmuş Rum, bir kısmı çok iyi asimile olmuş. O asimile olanların belki bilinç altlarında, sizin alanınıza biraz giriyorum, bilinç altlarında eskiye, tabii o nesillerden nesillere intikal eden bir bilinç şeyi, eski ırklarına ihanet genleri mi var? Hep bir komplo teorisi değil bu. Komplo teorisi değil yani bu. Düşünün yani Anadolu'ya gelen Türklerin adedi asırlar boyunca işte 500 bin, 600 bin, 700 bin. 11, 12, 13, 14. yüzyılda. Burada yaşayan, Anadolu'da Bizans İmparatorluğu sınırlarında yaşayan o dönemlerde insan 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 10 milyona çıkaranlar var. Ne oldu bunlara? 10 yüzyıl içerisinde bir kısmı Hristiyan kaldı, şu oldu, bu oldu falan filan ama yani kesin rakamları bilemiyoruz. Bir Türkleşme, İslam potası içerisinde bir Türkleşme var. Şimdi bunun getirmiş olduğu sosyal gen tabiri doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama sosyal ve tarihsel bir justifikasyon, kendini kanıtlama, ben Allah'ına Türk'üm, bu Kürt'te ne oluyor? Altyapı böyle yani sosyal doku bu şekilde. Oradaki çocuklar da öyle yetişiyor. Ulus devlet olma sürecinde de Türklük ondan sonra Orta Asya'ya dayandırılmış. Ondan sonra işte ne mutlu Türk'üm diyene olmuş. Böyle bir yanlış bir kültür, yanlış bir tarih eğitimiyle o çocuklar işte, tamamıyla militan bir ruh halini benimsemeye başlamışlar. Sırrı Süreyya'nın dediği laboratuvar bu işte tabii yani mevcut. O zaman aletler. Tabii yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Yani orada hazır bir şey var, zemin, altyapı hazır. Var. Derin devlet de bunu çok fark iyi etmiş. Manipüle etmesini biliyor. Çok iyi manipüle etmesini fark biliyor. Etmiş. Manipüle etti buralara kadar getirdi. Peki, Sinop'ta ama dediniz ki Sinop'takinde ben manipülasyon kokusu almadım. Daha spontan görünüyor bana. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. 9 saat boyunca. O kadar yani çok yüzeysel amatör bir organizasyon olmuş olabilir. Derin devlet artık bu kadar büyük işlere Türkiye'de giremiyor gibi geliyor. Öyle mi? Bana öyle geliyor. Yani üzerine gidildi, bir takım anketler de gösteriyor falan filan. Yani bugün bir takım anketler yapılmış. Mesela askere olan güven %50'lere falan düşmüş. %90'larda dikkatinizi çekerim. Asker ve köşk öyleydi. Ha yani %90'lardaydı. Bu aynı zamanda derin devletin psikososyolojik açıdan artık onaylanmaması anlamına geliyor. O iş bitti yani. Bitti diyemem. Bitti diyemem. Bu olayda böyle bir derinlemesine operasyon. İşte ama mesela sizin bu analiziniz doğruysa o zaman hani korkular tekrar yükseliyor. O zaman kardeş kavgası kapıda demektir.
Yani operasyon olmasını tercih ederiz, öyle değil mi efendim? Operasyonsa eğer, yani bu bir derin devlet operasyonuysa, deriz ki gizli eller devrede. Ama değil, spontan bir şeyse o zaman kardeş kavgası. Ama bunlar bence çok yüzeysel kalacak bu süreçte. Hmm. Çok yüzeysel kalacak. Marjinal bir şeyden söylüyoruz. Marjinal kalacak. Bunlar marjinal kalacak. Yani özellikle bu işte İmralı görüşmeleri, şunlar bunlar, yani PKK sorunu bu dönemde çözüme kavuşursa bu tip ufak tefek reaksiyonlar marjinal olarak kalacak. Yani derin devlet operasyonu varsa, hangi kim yaptı bilmiyorum ama 3 tane PKK'lının ondan sonra Paris'te öldürülmesi, evet, bir tür derin devlet. Derin Kürt devletinin, Kürt efendim, derin yapılanma oralarda var ama bu Sivas'tı, Samsun'du, oralarda bir derin devlet göremiyorum. Yani marjinal bir takım işte çoluk çocuğun ondan kendi aralarında, vay ya bunlar geldi buraya, ne oluyor ne bitiyor diye işte kahvelerde şurada burada bir gaza getirme operasyonu gibi geliyor bana. Peki. Yani bu gelişmelerden sonra böyle düşünüyorum. Peki. Profesör Arif'in hoş geldiniz. Sağ ol. Bizim ideolojik altyapılarımız, etnik ya da mezhepsel ya da işte, ailesel neyse, bizi nereye kadar şiddete sürükler, bir merak ettiğimiz asıl mesele o. Bir de şimdi Ferhat Hoca'nın da, Niyazi Hoca'nın da yapmış olduğu analizlerde operasyon da olsa, spontan da gelişse, son tahlilde hep bir beraber hareket etme eğilimi var. Ve hatta belki de arkadan gelenin, önde gidenin ne dediğini duymadığı halde beraber hareket etme. İşte kitle psikolojisi mi deniyor ona, ne diyorsunuz artık? Evet. Ve sonunda şiddete dönüyor. Herkes birbirine yumruk atıyor. Kimse diğerine neden yumruk attığını da bilmediği bir ortam var. Bunun bilimsel bir izahı var mı? Vallahi şimdi bilimsel bir izah kişisel yorum olur. Hı-hı. Yani bilim adamı kimliği taşıdığım için de bilimsel olmaz bu. Yani burada önemli olan insan faktörü. İnsan faktörü. İnsan faktörü önemli olduğuna göre bu ırklar, milletler, uluslar ayrı ayrı bir arada yaşamayan şeyler. Şimdi buna baktığınız zaman Amerika'ya bakıyorsunuz. Yani Amerika'da dünya kadar ulus bir arada yaşıyor. Mahalleler biri ayrı. Peki niye onlarda bir şey yok da bizde var? Onlar yaptılar kavgalarını, bitirdiler ama. Çok uzun yıllar bittim, yaptılar. Bittim bitmedim bilmiyorum. Dolayısıyla burada önemli olan konu ideolojik meseleler gruplaşmalara yol açıyor. Gruplaşmalar kitle psikolojisine yol açıyor. Ve kitle psikolojisinde de fitili ateşleyen bir hareket arkadan dünya kadar insana getirebiliyor diye ben özetleyeyim. Nasıl oluyor bu iş mesela? Nasıl gidiyorlar hiç bilmedikleri bir ekibin arkasında? Şimdi bu maçlarda da var. Yani mesela maçlara gittiğiniz zaman, maçlarda siz daha iyi bilirsiniz, sosyolojik bir analize gitmeyeyim ama anlatabildim mi? Maçlarda herkes bir kimlikte birleşiyor. Herkes bir kimlikte nara atıyor, tezahürat yapıyor. Yani bireyler arasındaki fark, bireylerin birbiri arasındaki beyinsel farklarının kalktığını görüyorsunuz. Bu tür kitlelerde de özellikle insanların bireysel farkları kalkıyor, kitle psikolojisi daha önemli hale gelmeye başlıyor. Benim yorumum bu. Ve tabii yani buna ek olarak da şunu sormam lazım. işte mezhep midir, etnik aidiyet midir, neyse bu kadar önemli, karşısındakine şiddet uygulayacak kadar. Bunu nasıl önceleyebiliyor? Şimdi ben sürekli açmazı şurada buluyorum kendim. Amerika örneğini verdim. Amerika'da dinler farkı, tarikatlar farkı, ulusal köken farkı o kadar belirgin ki. O kadar belirgin ki Amerika neden benzer olayları yaşamıyor dayım ben. Sosyolojik anlamda Türkiye ile Amerika'yı benzetmekte yanlış mı yaparım bilmiyorum ama ciddi bir anlamda bir benzerlik olduğu kanaatindeyim. Burada ben gelişmişlik ve olgunlaşma düzeyimizde bir sorun olduğu kanaatindeyim. İster istemez sizin konunuza giriyorum.
hep beraber girelim birbirimize. Evet yani. Sağ olun. Tabii burada gelişmemişliğin temel faktörü yani Ferhat'ın da değindiği ötekileştirme kültürüne dayalı bir eğitim sürecinden geçmiş olmamız. Tarihi hakikatler hep çarpıtılarak anlatılıyor. Şoven bir tarih anlayışı içerisinde tarih anlatılıyor. Anlatılıyor da bu kadar niye içselleştiriyor insanlar? Ama işte kimlik, aidiyet ve kimlik. Aidiyet ve kimlik. Ve bunun içerisinde bir de fütuhat mantığı. Aidiyet ve kimlikten çok hakim görüşe karşı fiziksel sayıda yani nicelikten söz ediyorum. Daha az olduğu zaman mı daha önemli hale geliyor? Yani örneğin Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülkede efendim işte başka bir dine mensup olmak ya da Sünni nüfusun yoğun olduğu bir şeyde Alevi olmak ya da Türk etnik aidiyetinin yoğun olduğu bir yerde Kürt olmak mı daha çok o meseleyi öne çıkartıyor acaba? Tabii yani çoğunluğun ideolojisi ve kültürel yapısının çok iyi, doğru, güzel bir şey olduğu şeklinde bir eğitim sürecinden geçiyoruz. O zaman ötekileştirme ortaya çıkıyor. İşte yani demin anlattığım Anadolu'nun tarihsel demografik yapısı içerisinde anlatılmıyor ki Anadolu ırksal ve kültürel bir alaşımdır. Peki, bu anlatılsa o ötekileştirme azalır. Düşman görme azalır. Hocam bir de affedersiniz. Bu tarifinize göre bakılırsa demokrasinin tanımlamasını yapmakta da biz geri kaldığımızı düşünüyorum. Çok haklısınız. Demokrasinin tanımlamasını yapmakta ve tanımlamayı özümsemekte geri kaldığımız kanaatindeyim. Peki Ferhat Kentin Amerika'ya bir şerhi vardı galiba değil mi? Yani şerh değil de bir ekleme belki hatırlama babından. Amerika'da silahlanma oranı herhalde dünyadaki en yüksek silah sahipliğinin olduğu ülkelerden biri. İşte bol bol mesela işte o liseyi basar bir tane birisi işte orada. Ama hocam ondan çok ayrı olaylar. Evet yani. Ama yani şunu. Sosyolojik bir olay gibi ben onu düşünmüyorum. Yani çok bireysel olaylar gibi geliyor bana. Tabii olabilir ama çok fazla tekrar edince bu tür olayları düşünmek lazım. Ne bileyim ya da işte başka bir şey. Yani bir zamanlar Los Angeles, ya bir zamanlar değil 90'lı yılların başı işte Los Angeles ayaklanması. Yani işte beyaz polisler siyah botesli bir siyah adamı. Irk ayrım meselesi evet. Dövüyorlar ve Los Angeles yandı yani yakıldı siyahlar ayaklandılar. Şiddet çok sıradan gündelik hayatın içinde bir yerlerde. İşte ırk ayrım evet. Yani işte ama duruma göre ırk falan başka bir takım meseleler hakkında her an patlayabilen bir şey var. Yani silah lobisini düşündüğünüz zaman ötekisinden korku denen bir şey Amerika'da olduğunu düşünüyorum ben. Bizdeki gibi aynı tezahürlerde olmuyor. Ama bizdeki şöyle bir şey yani diyorsunuz ya işte kimler mezhep mi etnik mi kim bizim galiba şöyle bir bizim bu toplumdaki sosyalizasyon süreçlerimizden değil milliyetçileşme ya da milli kimliğin inşası süreçlerinde ki en önemli köşe taşlarından biri hedefin veya ötekiliğin kim olduğu önemli değil. Bizim en iyi bildiğimiz şey ötekilik. Yani biz ötekine göre pozisyon alıyoruz. Kendimizi hep ötekilerine göre alıyoruz. Bu çok en basit şeyden. Yani güven içinde hissetmek istiyoruz. Çünkü devletin ki Osmanlı'dan gelen bir devlet geleneği düşünün. Çok güçlü, sert, otoriter bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşünün. Biz sonuç olarak yani örgütlenmediğimiz sürece, örgütlendiğimiz zaman bile garanti değil ama zayıf sosyal aktörleriz. Zayıf bireyleriz. Zavallıyız aslında bir yandan. Devletin işte ne bileyim bunu yargı mensuplarından işte bilmem nereye kadar görürsünüz. Tabii ki devletin sözünü dinleyeceğim diyor ortalama bir yargıç. Yani birey mi devletin çıkarlarını diyor zaman tabii devletin çıkarlarını savunacağım diyor. Ya yapılan araştırmalara dayanarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla yani ve bunun şimdi zayıflığı eğer temel alırsanız korku eşliğinde beraber düşünün. Bu da çok klasik bir sosyoloji teorisi işte günah keçisi teorisi. Yani sizin zayıflığınızın bir takım sebepleri var. Genellikle nedir? Hı. Bu sosyoekonomik koşullar, devletin işte baskıları, işte otoriteden yediğimiz dayaklar falan gibi. Biz zayıf insanlar eziliriz değil mi? Yani öğretmenin karşısında ezildiğimiz gibi öğrenci olarak. Veya daha büyük silahlı, külahlı adamlardan, mafyadan bilmem nereden işte korkarız ve zayıflarız. Karizma baskısı diye bir şey var. Her şey. Aklınıza evet. Gelen bir sürü şey olabilir bu. Yani hiçbirimiz çünkü silahlı, külahlı, sermayeli doğmuyoruz anamızın karnından. Birileri ama daha güçlü. Şimdi böyle bir durumda benim bu zayıflığımın sebeplerini ararken biraz fazla kafayı patlatırsam bulacağım aslında. Bu sermaye sahipleri, silah sahipleri, devlet falan diyebilirim örneğin. Peki benim onlarla başa çıkma ihtimalim var mı? Yok.
Mümkün değil. Kim olabilecek? Benim örneğin ekmeğime, mahalleme, birilerine bir şeyle ortak olan, benim pozisyonumu burada zayıflamasının neden olan tüm en yakınındaki insanlar olabilir. Dolayısıyla benim kendi zayıflığımı aşmam için benden daha zayıf olan birilerini bulmam lazım. Devlete söyleyemedim, hükümete söyleyemediğimi, benim burada başıma bela olduğunu iddia ettiğim birilerine yapabilir. Niye Çingeniler en bu toplumun en alt, herkesin küfredebildiği bir takım insanlar haline dönüşüyorlar? Sulu Kule alt üst edildi, orayı sürdüler, götürdüler. Kimse ses çıkarmadı. Halbuki hepimizin başına gelebilecek bir şey. Kentsel dönüşüm yapıyoruz diyerek bütün mahalleler alt üst edilebilir. Çünkü Çingeniler bu toplumun en alt kategorisine itilmiş olan insanlar. Dolayısıyla şöyle bir şey, yani eğer bir de meşruiyet bakımından işte PKK, Kürt meselesi falan, işte bu toplumun bölenler bilmemler diye bir sıfat yapıştırdıysanız, siz Sinoplu bu memleketin bir takım meselelerinden memnun olmayan bir takım insanlar olarak Kürtleri, PKK'yı vesaire ya da Sırrı Süreyya Önder'i gayet hedef tahtasına koyabilirsiniz. Dolayısıyla benim öğrenmiş olduğum şey şu, ötekilik diye bir şey öğreniyorum. Ama zayıf aktörler olarak benden daha zayıf, benden daha az meşru olan birilerine de bütün şiddetimi boşaltabiliyorum. Burada galiba böyle bir süreç var. Ya mesela Kürtler olmayabilirdi, PKK olmayabilirdi, Sırrı Süreyya Önder olmayabilirdi. Başka birileri oldu. Bir zaman Hrant Dink oldu örneğin bol bol. Hrant Dink dünyanın en barışlı insanlarından biriydi. Nasıl o kadar bir sürü organizasyonlar yapıldı onu linç etmek için? İşte meşhur bir Antalya toplantısı vardır mesela. Resmen evet. Organizasyon onu linç etmek üzere yapıldı. Ama Hrant Dink çok büyük bir hatip olduğu için oradaki insanları ikna etti örneğin. Evet. Ama işte şey, muhtemelen BDP'liler ya da işte HDK'lar aslında. Yani işte HDK tabii. Karadeniz gezisini yaparken çok mantıklı bir şey yapmaya çalışıyor. Ya kardeşim biz şimdi kadar işte Güneydoğu'nun partisi kaldık, Kürt partisi kaldık. Biraz en gerekli miydi? Şimdi ben oraya da gelecektim aslında. Yani mesela öyle bir sürecin içerisinden geçiyoruz ki gerçekten de Karadeniz'e gitmek, işte Niyazi Hoca az önce çok ciddi bir işte bölge analizi yaptı. Ve bu bölge analizini de hani Niyazi Öktem kadar derinlemesine olmasa da herkes aşağı yukarı ilk bakışta resme baktığında bir Karadeniz analizi görüyor. Ertuğrul Özkök bir hafta önce yazdı. Beni ikna edebilirsin ama Karadenizli adamı ikna edemezsin diye. Kılıçdaroğlu adamsan git bu lafları Rize'de söyle dedi mesela. Yani herkes aynı adresi verdi. Çok çok yeni şeyler bunlar Tayyip Erdoğan'a gelişirken. Peki hakikaten mesela bunlar burada masada dururken Karadeniz gezisi yapmak lazım mıydı? Şimdi bakın yani hiçbirimiz böyle fütürist, geleceği gören falan peygamber falan değiliz haşa, değil mi? Yani ne olacağını bilmeyiz. Ama bir takım niyetlerimiz olabilir. Şimdi Tayatlıların 7-8 sene önce Trabzon'da yediği dayağı hatırlıyorum ben mesela. Orada bir şey yapmaya kalktıkları vakit. İşte yani Niyazi Hoca'nın az önce hatırlattığı Raif Santoro cinayeti Trabzon'dan çıktı. O gün Samast şeyin Hrant Dink'in katili Trabzon'dan çıktı. Yasin Hayaller, McDonald's evet, bombalamaları şimdi, falan. Hepsi tamam, oradan yani. Ama şöyle bir şey düşünün. Tam böyle barış ortamındayız. Nuray Mert dışında hiçbir şey yok yani orada. Fire yok yani orada. Bir takım bizi en az anlayabilecek olanları anlatmaya çalışıyor olmanın kendisinin iyi bir şey olduğunu düşünsek peki? Yani zaten Kürtler ya da BDP'liler... O da belli bir kültür seviyesi gerektirir. Belki bir belli bir eğitim seviyesi gerektirir. Ya da belli bir teknik, konuşma tekniğine hakim olmayı gerektirir belki. Bu illaki yani. Bir bilgi seviyesiyle olmakla ilgili bir şey değil. Gene benim aklıma Hrant geliyor. Hrant bu dünyada, bu memleketin mesela işte bilgi düzeyi, kültür düzeyi falan çok farklı olan insanların çok rahat hitap edebilen bir insandı. Böyle bir kapasite. BDP'ler buna sahip mi? En iyi dili kullanabilirler mi bilmiyorum. Ama en azından ben şurada böyle bir niyet görüyorum. Ya Karadeniz'de bizi çok az anlıyorlar. Ben acaba Karadeniz'e gidip bir şeyler anlatabilir miyim demek. Bırakın her şeyi şimdi, bırakın. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Sırf buradan düşünelim. Onlar anlatmasaydı, başkası anlatsaydı belki. Yani bilmiyorum tabii. Yani dönemsel olarak. Daha sonra bakın bir de şöyle düşün. Olarak. Hayır şöyle düşünün. Ya ben zaten sen ben bizim olan birbirimize anlatıyoruz bir şeyleri. Yani Diyarbakır'da herkes birbirini anlıyordur. BDP'liler Diyarbakır'la konuştuğu zaman yeni bir şey söylemiyorlar. Bu en fazla bize şevk verir, gaz verir falan. Benim hiç beni anlamıyor gibi duran bir takım insanlara mesaj vermeye. Bakın arkadaşlar, hükümet ve BDP arasında ciddi bir görüşmeler var. Müzakere var. İyi bir şey geçiyor. Ey Karadenizler, bakın biz de size bir de anlatalım desek. Hükümet İmralı'yla görüşüyorsa, gizli servisler İmralı'yla görüşüyorsa, yani birbirle savaşan tarafların en uç noktaları birbirleri görüşüyorsa, ortalama bu memleketin vatandaşı, bir tür vatandaşı, başka tür vatandaşıyla konuşamaz mı? Keşke ne yani, olur, keşke Sinop'ta, yani, ama işte yani pardon, ben de katılıyorum. Pardon, şunu söyleyeyim, yani vatandaş kızmasaydı, BDP'li de vatandaş, bir bu memleket eğer vatandaşıysak, bu memleket bölünmesin falan diyorsak, memleketin doğusundan gelen vatandaşlar, kuzeyindeki vatandaşlarla konuşacaklar. Tabii. Bu kendi başına bir defa mükemmel bir Türkiye şey. Türkiye milletvekili bir kere bunlar yani. Bu teorik olarak mükemmel bir şey ama pratikte olmadı. Ama sonuç olarak işte şeyi demek istiyorum. Yani hayır, o yüzden de diyorum ki, bakın bir de şöyle bir şey söyleyeyim.
Başka bir örnekten gidelim. Benim genel kullandığım yöntem de budur. Çünkü bu çok radikal olduğu zaman bazen içinden çıkamıyoruz. Başka bir örneğe gidelim. Bu memlekette habire başörtü sorunu dendi değil mi? Bugün başörtü sorunu var mı? Neredeyse yok. Hukuki falan hala düzenlemeler eksik ama fiilen sokakta, üniversitede insanlar başörtülü başörtüsü bir arada yaşıyorlar. Düne kadar şu denmiyor muydu? Başörtüler gelecek, başörtüsüleri şöyle yapacak. İşte bizim okuma özgürlüğümüzü alıyorlar. Okulda anarşi, kaos, bilmem düzeni bozuyorlar. Hiç öyle bir şey. Düzen bozulmuyor. Dersler şıkır şıkır işliyor. Birbirlerine düşman olarak konuşlandırılmış olan, konumlanmış olan başörtülülük ve başörtüsüzlük denen bir durum ortada yok. Yerin devlet onu kullandı. Askeri ihtilallerin gerekçesini oluşturacaktı. Gerekçelerinden biriydi. Ferhat Bey çok güzel. Hiç ortada yani atla deve bir sorun yok. Dolayısıyla buradan çıkar. İncir çekirdeğini dolduracak bir şey diye. Ama derin devlet kullanıyor. Yani aynı bu olayda olduğu gibi yani bir malzemenin kullanılması operasyonu. Dolayısıyla buradan çıkarak şunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında diyorum bu memleketten diyoruz ya işte etle tırnak gibiyiz kaynaştık falan. Bir tarafında doğru bir şey var ya. Bu memlekette insanlar birbirleriyle bir arada yaşamanın tekniklerini de biliyorlar. O zaman bu kadar belki düşmanlık yok. Bu düşmanlık çok daha entelektüel, çok daha siyasal bir kurgu belki oluşmuş olan. Çünkü onsuz yapamadık biz şimdiye kadar. Aslında gerçek insanlar yan yana geldikleri zaman çok rahat konuşabiliyorlar aslında. Peki Arif Hocam bu protesto düşüncesi ne zaman şiddete dönüşüyor insanda? Ne olursa onu protesto etmekten vazgeçip araba camını kırmaya başlıyorlar. Ne güzel mesela bağırıyorlar. Bağırsınlar. Sonra alkışlayarak gitsinler mesela değil mi? Ne oluyor da arabanın camını kırmaya başlıyorlar? Vallahi bu başta biraz toplumsal olgunluk meselesi gibi geliyor bana. Daha sonra hani bireysel anlamda bir şey söylemek istemiyorum. Yani insan grupları arasında konuştuğumuz. Çıkmış adam arabanın üzerine tepiniyor. Şimdi mesela yani, o taraf giriyor. Ayşe veriyor görüntüleri ekrana. Çıkmış adam arabanın üstüne tepiniyor. Yani bunun ne Kürt sorunuyla ne ideolojik altı hiçbir şeyle ilgisi yok. Bu vandal gibi bir şey mi yani? İstenirse pek çok şey bulunur da, teorik anlamda bulunur da, bunun böyle olmaması gerekir aslında. Yani hocama ben katılıyorum. Yani bir grup siyasetçi kalkmış gitmiş, hiç gitmediği yerlerde kendini anlatmaya çalışmış. Evet, çok güzel bir şey gerçekten bu. Bu güzel bir şey. Fikrini anlatmaya çalışmış. Şimdi mesele burada önemli olan konu, ne zaman ne oluyor dediniz ama bir kıvılcımla oluyor olup biten şey aslında. Yani orada genellikle bir gizli lider var. Bir lider. Bir tanesi şiddet gösterdi mi diğer geri kalan bireyler kendi kimliklerinin farkına varmadan şiddete katılırlar. Sosyal kimliği ne olursa olsun hiç kimlik hesabı yapmadan şiddete katılırlar. Orada bir grup toplanmış. Bir lider işaretlemiş, ateşlemiş fitili ve geri kalan da hep beraber patlamış. Belki de ana amaç bu mu peki? Yola çıkarken ana amaç gidelim şunların ağzını burunlarını kıralım gibi bir amaç mı? Yoksa protesto edelim. Bir kişinin iki kişinin amacı bu. Aralarında bu amacı güdenler de var yani. Var. Bir kişinin iki kişinin amacı bu. Diğer geri kalan da bu amacı paylaşıyor da paylaşmıyor. Buna yarı katılanlar var, hiç haber olmayanlar var. Gerçek duygularla çıkıp protesto edenler falan var yani. Üniform bir şey yok ortada bence. Ama işte sonuçta ortaya böyle bir şey çıkıyor. Belki de. Peki şu mesela siz görüntüleri izlerken yani görüntüler üzerine gerçi söylemek lazım ama o an Sırrı Süreyya Önder refleksle sandalyeleri şeye diziyor ki yani içeriye kimse girmesin. Bir tür güvenlik önlemi alıyor. Mesela şu adamın yaptığına mesela baktığınız zaman bunun bir izahı olmalı yani. Kürt sorunuyla da izah edilemeyecek bir şey yani bu. Ayağında çok... Amerikan spor ayakkabıları. Ayağında konverslerle falan. Konverslerle falan çok güzel bir yol. Mesela o anda Sırrı Süreyya Önder ya da bir başkası neyse yani o tepki duydukları vekillerden birisi orada olsa öldürülecek o zaman değil mi? Muhtemel. Muhtemel. Orada diye gelmiş durumda. Muhtemel. En azından ağır yer. En azından değil yani günlük hayatta da trafik terörünü bir düşünün yani trafik. Birazdan terörü. Onlara geleceğiz. Yani felaket yani insanlar orada yani bir ama bakıyorsun. Ama benim şu ideolojik altyapılarla yani. Bu aşamaya nasıl gelindiğini. Yani benim kanaatim o yani kültürel açıdan ya ideolojik olayın nesnesinde sağlıklı bir tarih bilgisi olmaması, sosyoloji bilmemek, kitle psikolojisini tanımamak. Bunun bireysel... tamamı bilgisizlik hadisesi.
dediğiniz şey. Bu cehalet tabii yani. Tabii cehalet. Bütün bunlar cehalet. O kültürel yapıyı oluşturulma eğitim sistemimiz bakın berbat. Yani biz liselerde biyoloji, efendim fizik, kimya ağırlıklı olarak okuduk. Bugün benim hayatımda o konuları ne kadar işime yarıyor, ne kadar yaramıyor Allah bilir. Ama sosyal konular tarihti, felsefeydi, sosyolojiydi, psikolojiydi. Bunlar yani şimdi her gün her an için hayatımızın içinde olan sorunsallar bunlar. Alevilik nedir, Sünnilik nedir, Kürt sorunu nedir, Ermeni olayı nedir? Şimdi sosyal... Kürt yoktu, sorunu da yoktu. O yüzden yani, çok sorun değildi o zaman. Ha yani tabii yani sosyal bilimlerle doğa bilimleri dengeli bir eğitim verilse... insanlar biraz kendilerine gelir yani şiddetten uzaklaşabilirler. Pozitivist bir ide şey var, metodoloji var. Felaket bir pozitivist metodoloji. O da işte zorbalığa yol açıyor. Jacobenliğe yol açıyor. Tepeden inmeciliğe yol açıyor. Peki Feral Hocam bu yani bütün bu sorulardan şuraya gelmek istiyordum ben aslında. BDP'li milletvekillerine öğretmen evinde sıkışan adamlar belki de aynı apartmanda BDP'ye bir önceki seçimlerde oy vermiş seçmenle komşuluk ilişkilerinde iyiler. Bir efendim bir PKK sempatizanının bakkal dükkanından her gün alışveriş yapıyorlar. Çocuklarını da güvenle oraya gönderebiliyorlar belki de. Ya bu bizde bu birlikte yaşama hatta akraba kültürü var. Yani hatta yani ben tabii Kürt Türk ya da Alevi Sünni falan gibi ayrımlardan öte daha hani Sinop'taki hadisenin özelinden yola çıkarak nerede açık sinir ucu varsa onunla ilgili söylemek istiyorum daha çok ama kavgasız gürültüsüz yaşam devam ediyor. Yarın tekrar aynı apartmana dönecekler. İşte Kürt komşusuyla beraber kahve içip bal bakacaklar mesela karıları değil mi? Yani orada bir kavga yoksa burada nasıl çıktı? Yoksa orada da mı var aslında gizli gizli? Yani patlamaya hazır bir şey geliyor yavaş yavaş da onu mu fark ediyoruz? Oraya saldıran kitlenin içinde muhtemelen ya bu tabii biraz havadan konuşmak oluyor ama yani çünkü tek tek o insanla oturup konuşmadık bilmiyoruz yani. Hı hı. Ama muhtemelen o çok kafamızdaki ideale yakın bir komşuluk, dostluk ilişkisi yok kafada orada. Yani evet bir tür düşmanlık beslendi ki bu saldırabilir raddeye geldi. Ama şu mesela iyi niyetle ya da bir tür iyimserlikle yorumlayabileceğiniz olay şu. Saldıranların hepsi çok belli bir yaş grubundan insanlar. Yani şu. İşte kabaca orta yaş, yaşlı falan bir takım insanlarda da benzer tepkiler olabilir. PKK düşmanlığı vesaire. O vesileyle BDP düşmanlığı gibi şeyler olabilir. Ama onlar sokakta inmemiş. Şu beklenebilirdi. Şehrimize BDP'liler gelmiş. Vurun Allah aşkına deyip birileri çıkmaya çalıştılar ve onlar gelmedi. Bir sürü geniş bir nüfus gelmedi. Çok daha genç. Belli ki çok daha organize olan bir kitle geldi aslında. Çok daha nasıl diyeyim kolayca... Belediler yani kahvelerde mavilerde belki de değil mi? Muhtemelen çünkü bayraklar asılmış falan işte. Yani bayrak asınca ne oluyor? Muhtemelen bir tür cepheyi kurmuş oluyorsunuz aslında. Savaş mantığıyla bayrağı ne hangi durumda kullanırsınız? İşte ulusal kimliğinizle ilgili bir şey olduğu zaman. Ya da savaş açacağınızda bayraklarla en önüne gidiyorsunuz. Arif Bey'in söylediği şey işte maçlarda olmuyor mu dediği zaman. Evet yani işte ama hatırlayın ya... Sırf işte Ali Sami Yansıtı'nın orada şurada bir de döner bıçak falan meseleleri de değil. Kayseri Spor, Sivas Spor, Eskişehir Spor, Bursa, işte Elazığ, Malatya. Yani bütün bu şehirler arasındaki kavgalara baktığınız zaman da bu manzaradan çok farklı bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani orada da amigoluk bilmem ne takımımızın namusu falan diyen bir dil eşliğinde gidiyorsunuz öteki tarafa saldırıyorsunuz ve yok etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi gene bakın buradaki aynı mantığı izleyelim gene. Bu dindarlık veya işte laiklik falan meselelerine gidelim. Şöyle bir lafı hep beraber duyduk değil mi? Aslında sırf o mesele hepsini birden içine alacak şimdi. Çok aklıma bu örnekte çok sık geliyor böyle zamanlarda. Ya, o kadar çok bariz ki çünkü. Eskiden bilmezdik bu meseleleri. Kürtlük, az önce siz de bir şekilde dediniz işte. Kürt yoktu. Kürtlük yoktu, Ermenilik yoktu, başörtüsü falan yoktu. Nereden çıktı bütün bunlar? Tabii. Şimdi tam yani püf noktası burası galiba. Evet şimdi başörtü de var, Kürtlük de var, Ermenilik de konuşuluyor. Çünkü artık o... Düzüklü tencerenin işte şeyi attı tamam yani içindeki bir sürü... Maskı, imha, asimilasyon, red hepsi gitti. Gitti olamıyorsun ya da yaptı dünya kadar tahribat yaptı, dünya kadar travma yarattı. Ama travmaların içinde insanlar yavaş yavaş iyileşmek üzere bazen becerikli bazen çok beceriksizce bir takım diller bulmaya çalışıyorlar. BDP dili, başörtü dili bütün bunların hepsi aslında benzer bir takım dil arayışlarıdır. Şimdi böyle bir durumda siz işte o eskiden bu yoktur diyen dil o kadar çok korkuyor ki burada. Yani bir anda işte şeyler. Ama bu yavaş yavaş çözülüyor. Başarı sorunu çözdük. Baktık. Ha eskiden başarısı yoktu. Şimdi oldu. Ama başımıza bela açmadı. Şimdi benzer şekilde bu da öyle olacak. Ve buradan galiba
Buradan da sıyrılmak mümkün olacak. Bundan da iyileşeceğiz muhtemelen. Şu anda çok zor belki bir takım işte çok radikal meseleden geçtiğimiz için. Ama sanki geçecek gibi de son bir notta şunu ekleyeyim buna. Yani bu da mesela bence zihin haritalarımızın, o zihnimizin inşasında falan çok önemli rol oynayan unsurlardan biridir. Bakın ilkokulda giriyoruz bir tornaya değil mi? Yani işte korkunç, sahte, yanlış bir tarih öğreniyoruz. İşte askere gidiyoruz, orada vur, öldür, işte bilmem bir şeyle. Stada gidiyoruz, vur, kır, parçala, bu maçı kazan diyoruz mesela. Yani ne yap, et, kazan, kazanmak üzerine olan bir de ötekiler diye bir şey üzerine gidiyoruz. Gündelik hayatımız her yerine buna benzer eğitimler falan bir şeyler yansıyor. Ya en eğitimlilik, eğitimli dediğimiz insan kitlesi, üniversiteye giden insanlar nereden geçiyorlar? Hele giderek daha da yoğun bir şekilde. İlkokuldan mezun olduğunuz andan itibaren A, B, C, D, E diye şıklardan birini seçiyorsunuz. Çoktan seçmeli sistem yapıyorsunuz. Ortaokulda böyle, liseye girerken böyle, üniversiteye girerken de böyle. Yani 5 tane durum var arkadaşlar, bunlardan bir tanesi doğru. Hadi bakalım bulun diyorsun. Kafamızda zaten o kadar çok seçerek bir tane doğru diye bir şey var ki, ya benim öteki insanla ilişkimin olabileceği, onunla bir takım aramızda köprüler olabileceği, bağlar olabileceği gibi bir duyguyu nasıl öğreneceğiz bu memlekette? O yüzden Sinop'taki ruh halini ya da birilerinin kullandığı atmosfer tam buralardan geliyor. Çünkü ya doğrudur ya da ya bizdensin ya ondansın. O kadar basit bir duygudur ki, o kadar kolaydır ki. Avrupa'daki ırkçılar da benzer şekilde geçiyor zaten. En çok işçi sınıfı, Fransız işçi sınıfı, Türk işçi sınıfından nefret ediyor. Ya Arap işçi sınıfından ya İtalyan işçi sınıfından nefret ediyor. Kendi fabrikasındaki adamdan nefret ediyor. En zayıf o. Çünkü onu öğreniyor. Bunlar düşman. En kolay düşman bile. Hemen burnumun dibine düşman. Kalkıp Fransız devleti bilmem nesi falan gibi uğraşacağıma, burnu dibine gelmiş de zavallı Anadolu'lu bir Türk köylüsü işçi olmuş orada. Bak onun yüzünden ekmeğimi kaybediyorum diyor. Dolayısıyla Kürt BDP'linin yüzünden ben kendi tarih vesaire işte ezberlerimi kaybediyorum diyor. Bir de şöyle şeyler diyorsun. Bütün mafya Kürt. Bütün otoparkları Kürtler almış. Adamlar nasıl zengin biliyor musun? Avrupa'daki ırkçılığın dili tam böyle bir dil zaten. Aynen. O kadar kolay ki yani bu. Ya İslamcılar, Müslümanlar, işte bak bütün başörtüde görüyor musun? Hepsinin altında Land Rover'lar, Jeep'ler falan var diyorsun. Çok kolay düşmanlık. Dolayısıyla bu onun için Sinop'taki olay böyle derin şey falan da değil. Böyle nasıl diyeyim, geleneksel bir milliyetçilik falan değil. Basbaya Türkiye Cumhuriyeti'nin yarattığı bir antipati. Bir ruh hali aslında. Belki. Peki. Bir minicik ara vereceğiz sevgili izleyiciler. O çok kısa aranın ardından Sayın Ferhat Kenterli, Niyazi Öksem'le, Arif Erimli ile söyleşimiz devam edeceğiz. Recep bu defa aradan sonraki dönem bölümde biz daha ideolojik ya da mezhepsel çatışmalardan ziyade sokakta bize neler oluyorun cevabını arayacağız. Birbirimize karşı ne kadar tahammüllüyüz? Aslında belki az önceki konuşmaların içerisinde de bu çıktı karşımıza ama şu ötekileştirme, karşındakini anlama ya da yerine koyma, empati meseleleri. Biraz onu konuşacağız. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Haber7.com'un sunduğu Bıçak Sırtı devam edecek.